Merhabalar değerli Köy TV izleyenleri, Köy TV ekranlarından herkese selamlar, sevgiler efendim. Programımızın bir yeni bölümüyle daha sizlerle beraberiz. Efendim bugün neredeyiz? Bugün hemşehrilerimle beraberim, bugün bizim ellerdeyiz, bizim diyardayız. Türküde de diyor, Malatya Malatya bulunmaz eşin, gönülleri coşturur ayla güneşin demiş. Bugün Malatya'dayız efendim, dünya Kayısı başkentinden sizlere sesleneceğiz. Bugünkü program konumuz nedir? Tabi Malatya deyince akla geldi gibi efendim Kayısı üstüne bir muhabbette karşınızda olacağız. Bugün Malatya Battalgazi'de sizlerle beraberiz. Köyümüzün değerli muhtarı ve Kayısı yetiştiricilerimizden Nedim Bey bugün bizlerle birlikte olacak. Programa gelirken tabi Malatya yollarında önce bir Darende tarafından geldik. Gelirken de Darende'den geçerken bir Somuncu Baba'ya uğrayalım dedik. Somuncu Baba Külliyesi'nin o etrafını, kanyon tarafını bir dolaştık efendim. Sonrasında da burası aynı zamanda Seyit Battal Gazi'nin torunları. Battal Gazi'de soluğu aldık. Ve şimdi de Kayısı hasadında muhabbetimizde sizlerle birlikteyiz. Köyümüzün muhtarı Hasan Bey yanımızda. Hasan Bey merhabalar. Öncelikle sizi bir tanımış olalım. Merhaba. Hasan Herdili, Malatya Battal Gazi Yarımcağın Mahallesi muhtarıyım. Muhtarım, şöyle, önce ne zamandan beridir çiftçilikle uğraşıyoruz, onu şey yapalım, izleyenlerimize aktaralım. Bir de siz şimdi köyün mahalle idari amirisiniz aynı zamanda. Tabii muhtarlık ne zamandan beri başladı sizde, onun hikayesini de ben merak ediyorum. Biraz da köyümüzü bahsetmiş olalım, evet. Tanıyalım. Yarımcağın Köyü Eski Malatya bölgesi, Malatya merkeze 15 kilometre uzaklıkta. Bir merkez köyü sayılırız yani. Merkeze yakın bir köyüz. Bölge olarak arazimiz düz arazi. %90 Kayısı yetiştiriciliği var. Ali Bey. Muhtarlığıma gelince 25 yıllık muhtarım ben mahallenin. Oo, çeyrek asır. Aynen öyle, doğrudur. 25 yıldır yapıyorum bu işi. Gerçekten uyumlu bir köyümüz var. Uyumlu bir mahallemiz var. Bu konuda hiçbir sıkıntımız yok. Özellikle imece konusunda, yardımlaşma konusunda mahallemiz gerçekten dört dörtlük. Bu konuda hiçbir sıkıntımız yok. Hani birliğin olduğu yerde efendim dirlik olur derler ya, köyümüzde de aslında bunu gayet güzel gözlemliyoruz. Şimdi birlik imece demek, dayanışma demek. Bunu yürütenlere de aşk olsun diyelim. Ne kadar da güzel bir birlikteliğin gücünü gösteriyorlar. Muhtarım, dile kolay, 25 yıllık bir hizmet hikayesi. Doğrudur. Nasıl oldu? Biraz onu biraz irdeleyelim Sayın Muhtar. Aslında 25 yıl benim yaptığım, bir önceki dönemde de babamın 21 yıllık bir muhtarlığı var. Yaklaşık 45 yıldır, evet. Artı şöyle bir şeyimiz var bizim, yani bu hem babamın hem benim muhtarlık döneminde hiç adaylı seçim köyümüz görmemiştir. Köy hizmet uyumlu konusunda. Uyumlu olduğumuz için belki hizmet konusundan elimizde geldiği kadar yardımcı olup veya da sorunlarımızı çözmeye çalıştığımız için bir de öyle bir şeyimiz var yani. Şimdi öyle güzel bir durum ki efendim, Anadolu biliyorsunuz 36 bin köy. Ben sanmıyorum ki yani yarım asırlık bir aile bir köye hizmette olsun ve köy halkı da karşılarına namzet çıkmayıp tek adaylı bir şekilde bu hizmetin devamını sağlamak kolay değil. Yani bu konuda ben tebriklerimi sunuyorum Sayın Muhtarım. Yani hizmet bu şekilde kendini göstermiş, bir şekilde göstermiş ki sizler bir emek vermişsiniz ki köy halkı da bu teveccühü gösteriyor. Yani gerçekten karşılıklı bu işler. Hem köyümüz hem biz elimizde geldiği kadar fedakarlık yapıyoruz bu konuda. Dediğim gibi böyle bir ortak işimiz olduğu zaman imece usulü. Eski usuldür bu imece usulü. Hiçbir sıkıntı çekmeden örnek vereyim. 2001 yılında Karakaya Baraj Gölü'nden buraya sulama hattı çekildiği zaman bizim bölgede yeraltı suyu yok. Karakaya Baraj Gölü'nden 7 kilometreden su getiriyoruz buraya. O zamanki şartlarda iş makineleri yoktu. Koca boruları, böyle koca koca boruları, belki 200-250 kiloluk boruları 7 kilometresini hep mahallemizin halkı imece usulüyle
yer altına, bugün iş makinelerinin yaptığı işi o zaman biz insan gücüyle yaptık. Kazma, kürekle. Kazma, kürek değil. Kazıyı kepçe yapıyor ama o boruların montajı gerçekten şu anda vinçle yapılıyor. Görüyorum yani. Biz o zaman bunları hep insan gücüyle yaptık. O zaman tabii ki bu kadar teknoloji ilerlememişti. İşte ne bileyim, biz bunları bile başardık zamanında. Dediğim gibi uyumlu bir şekilde. Her ne kadar ben yapıyorsam da vatandaş da benim arkamda, benim destekçim, yani köylüm, bu konuda gerçekten sıkıntımız yok. Dayanışmanın güzelliği diyelim. Efendim, doğrudur. Bir de yanımızda bir o kadar muhtarın hizmet yılı kadar, hatta ondan daha fazla ömrü kayısıyla geçmiş Nedim abi bizlerle birlikte. Efendim, Nedim abiyi de bir tanmış olalım. Mikrofonu Nedim abiye verelim. Nedim Bey, ekranda izleyenler sizleri de bir tanımış olsun. Nedim Erdili, Yarımcağın halkında çiftçilikle uğraşıyorum. Yaşım 63. Eski günler, şimdiki günler. Şimdiki günler biraz daha rahat. Geçmişten bugüne kayısı. Kayısıyı elle, ayakla sirkelerdik. Tabanla brandayı sererdik. Veya yere sirkelerdik. Branda da yoktu doğru dürüst. Şu an kayısı sirkeleme makinesi. İlaçlama otomatik makineler çıkmış. Şimdi ilaçlama otomatik şeyle serpiliyor. Hamdolsun bu sene de çiftçi, inan ki çiftçinin bizim bölge yüzü gülüyor. Özellikle Battargazi bölgesi. Yani piyasamız da iyi, mahsulümüz da iyi. Allah'ımıza şükrediyoruz. Şöyle Nedim abi, şimdi yaş 63. Ne zamandan beridir diyeceğim ki kayısıyla üretimdesin? Kendini bildin bileli. Kendimizi bildik bileli. Değil mi? Kendimizi kayısının bildik içindeyiz. Bileli. Aynen, aynen. Şimdi, daha önce bizim göremiz kurak olduğu için bizde fazla kayısı yoktu. Ha, onu merak ediyorum. Geçmişten bugüne bölgede, köyde... 2001'de Fırat Havzası'ndan su almaya başladık. İki pompa. Mıhtarımız sağ olsun. Bizde devlet millet işbirliği. İki tane yeraltı, iki boru, iki pompa. Şu an arazimizde işte elektrik bağlı. Bu su basılıyor. Yani eskide atıyorum Yarımcağın Ovası'nda tamamında 1000 kök ağaç varsa bugün aşağı yukarı 100.000 kök ağaç var. Ağaç sayısı olarak. Ya su hayattır diye boşuna demiyorlar. Yani muhtarımız sağ olsun. O zamanki milletvekillerimiz, o zamanki valilerimiz, hükümetimiz, Allah razı olsun onlardan da muhtarımızdan da bir tane 200 beygir, bir tane 180 beygir, iki tane pompa çalışıyor 7-24. Bu ovaya su basıyor. İşte bununla çiftçilik yapıyoruz, bununla bahçe yetiştiriyoruz. 2001'den öncesinde bu kadar ağaç sayısı yoktu. Bütün köyün tamamında 1000 tane kayısı yoktu. Ama şu an en az 100.000. Evet. En az 100.000 ağacımız var. Şimdi suyun gelmesiyle birlikte efendim tabii bereket de geliyor. Aynen. Ovada kayısı ağaçları kendini göstermiş. Çiftçilerimiz kayısı yetiştiriciliği üstüne bir üretim seferberliğine de girişmiş. Aynen öyle. Şu an en ufak çiftçi 5-6 ton kayısı kaldırıyor. Maşallah. Bu da Allah'ın bir nimeti. Yani çok güzel bir şey. Bu kayısı çeşitleri de tabii çeşit çeşit. Nedim abi, bu bölgede en çok hangi çeşitler var? Genelde Hacı Kaloğlu. Biz kaba aşı deriz. Çataloğlu deriz. Berber aşısı derlerdi eskide. Onun şimdi yerini Çataloğlu aldı. Hasan Bey deriz, sofralık böyle yaş kayısı. Ama çeşit. Bölge ekseriyeti kurutmalık. Aynen mi? Hacı Kaloğlu. Genelde Hacı Kaloğlu. Kaba da bu ara bizde yoğunlaştı. Kabada da 5-6 yıldır randıman alamıyoruz. Peki şimdi su geldikten sonra, şimdi o zamanki teknoloji bu zamana kayısı neydi, ne oldu teknoloji? Biraz demin bahsettin ama kayısı yetiştiriciliğine bu teknolojinin etkisi ne durumda? Şimdi eskide cazibe suyla kayısı sürüyorduk. Şimdi damlama fiske dediğimiz damlama sulamayla sulama yapıyoruz. İşte kayısı ayakla sirkeliyorduk. Şimdi makineyle sirkeliyoruz. Ben hiç unutmam. 2011 gittim Doğanşahin makineye. Bana bir sirkeleme makinesi verdi. Aldım getirdim. Benim bir abim vardı, kızdı. Olmaz, ağacı söker, şunu yapar, bunu yapar. Kurduk. Fevkalade randıman aldık. Şimdi benim köyümde en az 70 tane sirkeleme makinesi var. Traktörün arkasına bağlıyorsun. Zeytin ağacını sirkeler gibi, cevizi sirkeler gibi. 2 saniyede bütün ağacı yere indiriyor. Tertemiz. Tek tük varsa da onun da sırıkla vurulur. Yani epey bir işçilik masrafından şeyde. %80, %70 işçilik aza düştü.
Ki şu anda da günümüzde en çok sıkıntılardan biri de bu işçilik değil mi? Alet, edevat, makine. Teknik, teknoloji. Şimdi Doğan Şahin tarım makinalarının hasat makinalarından bahsettik. Evet. Ne zamandan beri kullanıyorsun abi sen hasat makinalarını? Ne zamandan beri tanıştın? Valla ben 2011'de aldım. Hı hı. İlk. Halen birinci kırdım, sattım, ikinciyi aldım. Hı hı. Memnunum, işi güzel rast gelsin. Hem sirkelemede hem de ilaçlamada. Ha, her ikisini de kullanıyorsunuz. Tabii. Murat Bey, ben bir araya girebilir miyim? Tabii, buyurun muhtarım. Buyursunlar. Şimdi bu konu söylenmişken önce sulamadan başlayayım. Hı hı. 2001'de dedik ya, su getirdik Karakaya Baraj Gölü'nden. O zaman biz vahşi sulama deriz buna. Salma sulama, vahşi evet. sulama. 2009'da bir karar aldık. Mahallemizin, köyümüzün tamamını kapalı sisteme çevirdik. Yaklaşık %40 tasarruf sağladık kapalı sistemden. Nedim abinin de söylediği gibi daha önce işte kayısı işçilik gerçekten insan gücüyle yapılırdı. Teknolojiyi çok bilmezlerdi. Bu son yıllarda gerçekten Doğan Şahin Tarım'a burada huzurlarınızda teşekkür ediyorum. Bende de var. 3 tane sallama makinesi var. İlaçlama pompaları var. 2 tonluk otomatik pompalar. Daha önce 400 litrelik bende ilaç pompası vardı. Doldur, elinden sep, tekrar doldur. Yani bir ilacı 2 günde zor bitiriyorduk. Şimdi 4 saatte yaklaşık 5-600 ağacı 4 saatte otomatik. Sadece traktörü bir kişi kullanıyor. Öbür türlü makine otomatik her tarafını aldırıyor bir de. Her tarafını aldırıyor. Hiç bahçede, ağaçta yani kesinlikle böyle bir şey bırakmadan. Öbür türlü elinden yapamıyorlardı yani vatandaş. Onun zorluğu ayrı bir şeydi. Gerçekten eskiden mesela işçiler gelmiyorlardı. Ayakla sallanıyor, elle sallanıyor kayısı, sırıkla sallanıyor. Şimdi Doğan Şahin Tarım'ın yaptığı silkeleme makineleri var. Gerçekten yani günde 500, 600, 700 kasa bir bahçede rahatlıkla sallayabiliyorsun hiç yorulmadan. Teşekkür ederim. Şimdi şöyle ki muhtarım, oradan o muhabbeti devam ettireceğim. Teknoloji büyük nimet efendim. Suyla birlikte de şimdi kayısı yetiştiricilerine üreticilerimiz başlamışlar. Ama şimdi işçilik büyük sıkıntı, hem masraf hem de bir işçinin yaptığı çalışmayla mekanizasyonun yaptığı çalışma bir değil. Tabii şimdi Malatya deyince akla kayısı geliyor. Malatya deyince efendim tarım makineleri içerisinde de elbette Doğan Şahin tarım makinelerini anmamak imkansız. Yıllar yılı bölgedeki bu üreticilerimizin her konuda yanında olan güzide firmalardan bir tanesi kendisi. Şimdi böyle kaliteli kayısıyı elde etmek için de gerek yetiştiricilik bakımında hastalık ve zararlılarla mücadele konusunda doğru bir ekipmanla doğru işlemler yapmak gerekliliği var. Prosedürü doğru uygulayacağız. Rotamız doğru olacak ki limana daha düzgün bir şekilde varabilelim. Bir diğer hususta da hasat da ayrı bir marifettir. Hasatta da yine o kadar emek verdik. Alın terimizin karşılığını alacağız. Ama doğru bir şekilde hasat yapacağımız için orada da süreci doğru götürmemiz gerekliliği var ki kayısıyı fazla zedelemeden, yıpratmadan, hasar vermeden, ezmeden onu bir kerekte, bir avazda daldan aşağıya indirip daha sonraki süreçlerini de Nedim abiden ve muhtarımızdan dinleyeceğiz. Şöyle, bölgede çok hastalık ve zararlılar geçtiğimiz yıl, bu yıl içerisinde oldu mu? Mücadelede de bu ekipmanlar. Şu kayısıları dikkat ederseniz bir tane çil noktası göremezsiniz. Evet. Tertemiz. Pırıl pırıl. Bu yapılan ilaçlama pompasının özelliği. Gerçekten yani. Öbür türlü geçen yıl mesela Manolya hastalığı oldu. Birçok yerde. Evet. Çok oldu. Bu yıl o kayısılar tutmadı. Boş kaldılar. Bu da yine makinelerin, atılan ilaçların eksikliğinden kaynaklanıyor. Özellikle çiçek döneminde Manolya hastalığı olur. Hem zamanlama konusunda hem de ilaçlanmanın güzel atılma konusunda. Yani bunu tabii ki ben marka vermek istemem. Olmuyor yani. Olmayınca olmuyor. Gerçekten olmuyor. Ama gerçekten biz Doğan Şahin tarım makinalarından çok memnunuz. Peki kullanıyoruz. Siz ne zaman tanıştınız? Ne zamandan beri kullanıyorsunuz? Valla ben yaklaşık 15 yıldır kullanıyorum.
Doğan Şahin tarım makinesini. Daha önce işte bahsettiğim o 400 litrelik küçük pompalarımız vardı. Böyle elinden falan atılıyordu. İşçiliği zordu. Yaklaşık 15 yıldır kullanıyorum. Gerçekten sıkıntı yok. Hem zamanlama konusunda hem ağaçlarımızın yani ilaçlamasının güzel alması konusunda hiçbir sıkıntı yok. Gerçekten dört dörtlük. Bir şey soracağım. Şimdi bir ilaçlama makinesinde aradığımız kriterler neler kalite bakımından? Yani Doğan Şahin'de bizi cezbeden ne oldu? Yani makinenin hangi özellikleri daha bizi bu evet ya benim aradığım makinenin mekanizasyon bu. Hakikat bu dedirtti. Şimdi makina duman yapıyor. Ağacın %100'ünü aldırıyor duman. Ama öyle makineler var ki motor kısmı, piston kısmı bunlar çok önemli. Hele hele servis durumu çok önemli. Geçen yıl benim hatamdan dolayı ben makinamı dondurdum. Dışarıda içinde su bırakmışım, makineyi dondurdum. Tabii ister istemez mecbur Doğan Şahin'e götürdüm kendilerinin makinesi olduğu için. İnanın ilkbahardı. O yoğunlukta 4 saat içerisinde makinamın komple motor aksamını tamir edip bana verdiler. Ne bir parça sıkıntısı çektim ne de orada oturdum sağ olsunlar yemeğimi de yedim, çayımı da içtim. Makinam 4 saat içerisinde komple bakımı yapıldı, bana getirilip teslim edildi. Bunlar çok önemli şeyler. Öbür türlü ben çok gördüm. Makine arızalanıyor, parçalar bulunmuyor. 2 gün, 3 gün parça bekliyor. Küçük bir parça ama... Biz öyle bir sorun yaşamadık. Dediğim gibi pompamın benim hatamda olan arızasını 4 saat içerisinde bana yapıp teslim ettiler. Yani şimdi genellikle efendim aldığımız mekanizasyonların bir de servis kısmı bizler için tabii bayağı önemli. Hem servis hem ekipman yerinde müdahale bunlar önemli. Bu konuda bir avantaj aynı zamanda. Hani her zaman diyoruz ya yerli malı yurdun malı herkes bunu kullanmalı. Bir sıkıntı yaşamıyoruz ekipmanda, mekanizasyon aksamında sıkıntı yaşadığımızda, serviste, teknik ekipmanda. Yerli malı deyince işte efendim bunun güzelliklerini de kaliteyi de bu şekilde yaşamış oluyoruz. Muhtarım da böyle bir anısı geçmiş. Doğru. Yani kullanım hatasından kaynaklı bir... Evet, tamamen benimle olan bir at. Dışarıda -10 derecede makinenin içinde su bırakmışım, makine dışarıda kalmış. Bu benim hatam. Evet. Makine işi bittikten sonra suyunu boşaltacaksın, kapalı bir alan alacaksın. Yani en azından eksiği görmeyecek bir şekilde. Bu şekilde korumamız da gerekiyor yani. Tabii ekipmanları. Evet. Bu da Hasan Bey önemli bir konuya değindi. Mekanizasyonlar gelişiyor evet ama onların koruması, kullanması, kullanımı da bizlere bağlı efendim. Tabii bu burada bizlere düşen görevi de o şekilde doğru muhafaza ile saklama gerekliliğimiz var, doğru kullanım gerekliliğimiz var ve mekanizasyonlarda uygulama yaparken tarım makineleri içerisinde gerek ilaçlamalarda gerek hasat makinalarında bu bahçe ürünlerinde bir kere ilaçlama konusunda istediğimiz tam bir şekilde nüfuz etmesi, bahçecilikte ağaçların her yanı saracak şekilde bir sisteme yapması da bizler için ayrı bir avantaj sağlıyor. Bu konular önemli püf noktalar efendim. Bunları belirtmek gerekliliği var. Ve bunu da ekipmanlarda biz yaşadık diyor atlalık zaten Hasan Bey. Buyursunlar. Mesela biz o günü kayısı sirkelerken traktörümüzde bir arıza oluştu. Şerif Usta var servis deyince aklıma geldi. Telefon ettim. Bir saat içerisinde geldi benim arızamı giderdi arazinin başında, tarlanın başında. Ben işime, yoluma, işçim de var olmadan yoluma devam ettim. Yani bu servis dediniz, servis çok önemli bir şey. Allah razı olsun sizden de, onlardan da. Koca günü kilitleyebiliyor. Eyvallah. Ufak. Üç günümü alır. Git, gel, işçini avare et. Ama bir saat içerisinde geldi, arazide işimi buldu, bıraktı gitti adam, sağ olsunlar. Bizim için bu kadar kıymetli. Yani, işi aksaması demek... Hem maddi bakımdan hem işçiler bakımından hele hasat zamanında aman çok korktuğumuz hadiseler. Şunu da merak ediyorum dedim abi. Şimdi kayısı bölgenin en önemli ürünlerinden biri. Evet. Hastalık ve zararlarla ilgili bölge geçtiğimiz yıllarda evet bir monilyayla yaşadı. Bir badire atlattı tüm Malatya aslında. Evet. Hastalık ve zararlar da hem gelişen, değişen iklim olaylarıyla birlikte kendini de değiştiriyor. Bölgemiz aslında çok
görülen hastalıklar değildi bunlar. Ben de biliyorsunuz değerli izleyenler, buralı olduğum için az çok konuya hakimim. Biz de kayısıyla hala üretimde uğraşıyoruz. Bu geçtiğimiz yıl, bu yıl içerisinde fiyatlar ne durumda? Biraz piyasayı seninle değerlendirelim. Piyasa geçen sene 10 lira, 12 liraydı Abdullah Bey. Bu sene 30 liraya, 35 liraya kadar da mal gidiyor. Yani bu arada siz dediniz, ben de bu arada Battalgazi Tarım ilçeye teşekkür etmek istiyorum. Artı yarımcağın sulama, orada bir tane Sebahattin Bey diye bir mühendisimiz var. Aslen Adanalı. Allah sizde de razı olsun, o adamda da. İşin uzmanı, işi de biliyor. Biz de zaman zaman danışmanlık olarak danışıyoruz. Bize de yardımcı oluyor. Emin olun, yani inan ki bir sıkıntımız yok. Peki bir şey merak ediyorum. Kayısı emek bakımından çok çileli. Aynen. Şimdi fiyatları söylüyoruz ama şimdi geçen yıl 10-12 lira dedik, bu yıl 30 evet. lira dedik. Kayısı evet. bizim bölgede biliyorsunuz sarı altın diye söyleriz. Evet. Evet. Malatya'nın altınıdır ve genellikle efendim ihracata gider. Ülkemizin katma değerli ürünleri içerisinde güzide ürünlerden biridir. Evet. Kayısının bir serüveni, bir hikayesi var ki çok meşakkatlidir. En aşağı bir 5-6 kere serdi kalktısı oluyor. Orayı biraz dinleyebilir miyiz ağaçtan? Misal arazide onu sirkeledin, kasatı diyorum. Kasalara koydun, getirdin, o kasada istime giriyor. İstim damı diyoruz. Kükürtleme olayı. En az 24 saat o istim damında kalır. İşte orada çıkarılır tekrar traktöre. Yüklenir. Araziye serilir. Arazide tekrar toplanır. Kasalara konur. Gitse bir sefer patik yerine. Orada patik yapılır. Tekrar serilir. Asıl kurutmaya alınır. Çekirdeği çıkartılır. Biliyor musun? Yani kayısı meşakkatli bir iş. Ama zevkli bir iş. Biraz da fiyatlar iyi olunca köylünün yüzü gülüyor. Yani inan bugünlere kadar işte biraz piyasa iyi değildi. Evet. Doğrudur. Yani döviz bağlandı, girdilerimiz yükseldi. Her şey %100. Yani bu fiyatlar da çiftçiye ama hamdolsun. Yani bu böyle giderse çok iyi. Şimdi ben muhtarımıza söz Buyur. Vermek istiyorum. Geçen yıllarda Toprak Mahsulleri Ofisi de ilk defa Kayısı'da evet, evet. bir fiyat belirlemesi yaptı. Alım gerçekleştirdi. Onun da tabii bölgeye etkisi var. Bir de muhtarıma şunu soracağım. Hem değerlendirmeyi sizden de rica edeceğim Hasan Bey. Hem de şimdi bir köy idarecisi, yıllar yılı köydeki idarecilikte bulunan yönetici biri olarak şunu soracağım. Köydeki gençlerin durumu nasıl? Kayısının devamlılığını nasıl görüyorsun muhtar? Yani inşallah karamsar olmamak lazım. Ben önümüzü iyi görüyorum Abdullah Bey. Tabii ki bir pandemi dönemi de atlattık bu arada. Biraz önceki konuya değinmek istiyorum. Gerçekten kayısının meşakkatı çok ama fiyatlarımız iyi, fena değil. Günün şartlarına göre çok da fena değil. Ha bu sene belki biraz rekorte durumu da az olduğu için biraz da fiyatlar buna bağlanıyor. Evet, bu yıl gene bir don olayı yaşandı. Evet, tabii Malatya'nın bir kısım bölgelerinde yok tabii ki. Allah onların da yardımcısı olsun. Kolay değil. Dediğiniz gibi Toprak Mahsulleri Ofisi geçen yıldan başlayarak işte alıma başladı. Artı bunların taban fiyatları özellikle açıklaması çok önemli. Buradan gerçekten Toprak Mahsulleri Ofisi'nin bu işin içerisine girmesinin çok faydası oldu bize. Artı sağ olsun bir teşekkürüm de Borsa Başkanımız Ramazan Özcan'a var. Lisanslı kuru kayısı deposu falan yapıyor. Bu yıl faaliyete geçiyor. Bunlar çok önemli. İleride bunların çok faydasını göreceğiz. Bu konuda da bir teşekkürüm Ramazan Başkanıma var. Öbür türlü de kayısı ileriye dönük gençlerimiz gerçekten şu anda iyi. Yani en azından çiftçilik kayısı biraz emeği kurtardığı için gençlerimiz de biraz hevesliler. İnşallah ilerisi daha iyi olacak. Umutluyum. Bu arada kayısı fiyatlarının artmasıyla Malatya piyasasında tabii ki dönüşüm de oluyor. Biraz canlandığını görüyoruz. Eskiden aslında yani tüccarın eline kalıyordu biraz. Ama şu an bu fiyat belirlemeleriyle birlikte gene bir kurtarıcı, hani bir seviye belirleyici. Aslında bu önemli fiyat belirlemeleri. Kayısı için de bu çok artı bir değer kattı. Bu bizim için önemli kıstaslardandı. Abdullah Bey, son 2 yıl hariç daha önce dediğiniz gibi o tüccarlar rekortayı belirlerlerdi, fiyatı belirlerlerdi. Hele hele çiftçinin
hasat döneminde mecburen işçi parası vermesi gerekiyor. Satması gereken bazı şeyler vardı, yani mahsullerin bir kısmını satması gerekiyordu. Onları fırsata çevirip böyle öldü fiyatlarını aldıklarını çok gördük. Bu son 2 yıl hariç. Önceki yılları söylüyorum. Hatta kayısısını verip, bahçesini verip birilerine ya sallayın siz, komple sizin olsun denen yılları da gördük biz. İşçiliğini kurtarmayan bahçeleri de gördük biz. Biz bugünleri de gördük ama gerçekten son 2 yıldır şükrediyoruz. Kayısı fiyatları da iyi. En azından bu toprak mahsulleri ofisi olsun, işte diğer borsa başkanlarımız olsun, bunlar kayısıya el attıktan sonra bir rahatlama gördü vatandaş çiftçi. Ya aslında alın terinin karşılığını aldı mı insan, neden üretmesin efendim? Yani gençleri neden köye gelmesin? Neden şu çileyi çekip emeğimin karşılığını alacağım bilinciyle üretimde olmasın? Bizim zaten genellikle bütün programlarda da belirttiğimiz, çiftçilik öyle bir şey ki efendim, önünüzü görmeden bir iş yapıyorsunuz. Fiyat belli değil, ne kadara ne satacağım belli değil. Ama senin girdi fiyatların o biçim belli ve bunları harcamak zorundasın. Ama hasatta bunun ne kadarını cebine koyabileceksin orasını Allah biliyor. Yani böyle bir ticaret, böyle bir üretim kavramı var mı? Yaşıyoruz ve bunun olmaması gerektiğini de bütün programlarda dile getiriyoruz. Şekil A, işte fiyat belli olduğu zaman, üretici önünü gördüğü zaman bakın ne kadar güzel bir muhabbette karşınızda olabiliyoruz. Doğrudur efendim. Efendim yavaş yavaş da muhabbetin sonuna doğru da geliyoruz. Son olarak ben tekrar bir Nedim abiye sözü vermiş olayım. En sonunda muhtarımla sözü kapatmış olalım muhabbeti. Nedim abi, şimdi muhabbet güzel. Kayısı tatlı. Kayısı yenin dili tatlı. Evet. Malatyalıların sohbeti apayrı tatlı diyelim. Allah razı olsun. Şimdi hemşehrilerimle ben de böyle birlikte olunca efendim tabii birazcık övceleme de yapıyoruz. Affınıza sığınarak diyelim. Battal Gazi'deki muhabbeti noktalamadan önce sizin iletmek istediğiniz varsa, eklemek istedikleriniz. Hepsine sağlık ne, sıhhat ne, huzur içinde çağaçoluna mutlu bir şekilde mahsullerinin karşılığını almalarını diliyorum. İnşallah. Bu arada size de muhtarıma da teşekkür ediyorum. Hepinizden de Allah razı olsun. Hayırlı günler. Eyvallah, sağ olasın Nedim abi. Buyursunlar muhtarım. Son söz. Abdullah Bey, önce şahsınızda Köy TV, size ve Köy TV ekibine teşekkür ediyorum. Bizleri memnun ettiniz, ihya ettiniz. Gerçekten çok memnun oldum geldiğiniz için. Ben de Nedim amcamın dediği gibi bütün çiftçilerin inşallah sağlıklı, huzurlu bir ömür geçirmelerini diliyorum. Teşekkür ediyoruz. Efendim bizler de buraya gelmemize vesile olan Doğan Şahin Tarım Makinalarına buradan çiftçilerimizin tebriklerini iletiyoruz. Buraya gelmemize vesile oldukları için teşekkürlerimizi iletmiş oluyoruz. Teknoloji geliştikçe çiftçimizin bilinci artıyor. Özellikle Malatya bölgesinde üreticilerimizin de bilinçli bir üretim içerisinde olduğunu biliyoruz. Babadan atadan görme şekilde değil de ilimle, bilimle, mühendisleriyle, değer katan firmalarıyla, teknolojik ekipmanlarla üretim içerisinde olan bütün çiftçilerimizin emeklerinin karşılığını aldı. Nice hasatları olsun diyelim. Seyit Battal Gazi'nin diyarında, Battal Gazi'den efendim bugün de programımız bu kadar diyelim. Dilimiz bu kadar döndü diyelim. Malatya'dan vakti veda edeceğiz. Efendim sizler sıhhatli, tarlanız, hayvanınız bereketli olsun. Köyde kalın, Köy TV'de kalın, köyde hayat var.